bir alimin beyanıyla hareket edersek ben kallede alimen lekiyallaha salimen efendi hazretleri çok okurdu bunu kim efendi babadan naklen kaddesallahu esrarahum kim bir alimi taklit ederse Allah'a selametle kavuşur çünkü neden ben kendime göre iş yapmadım yarım niye böyle yaptın kulum falan zata göre hareket ettim ya Rabbi dediği zaman o alimin Allah'ın de itibarı varsa he ne olur selametle Allah'a kavuşur. Ama o alimin itibarı yoksa o dayandı, bu dayandı. Yani sen kimi taklit ediyorsun arkadaş? Hakimi Tirmizi'yi taklit edeceksin. İmam Rabbani taklit edeceksin. Şah Nakşibendleri taklit edeceksin. İmam Ebu Hanifeleri taklit edeceksin. Dört mezhep müştehiklerini taklit edeceksin. Bunlar kim oluyor diyen adamların peşine nasıl gidersin ya? Yani Ahirete gitmeden yolumuzu, yönümüzü belirleyelim arkadaşlar. Orada bir daha ne derim ben hep? Mecbur istikamet cehenneme zümera. Girdim mi trafiğe? Şerit değiştirtmezler adama. Şeridi dünyada değiştireceksin. Burada şerit değiştirmek yok. Doğru gidersin. Kimin peşine? Yemen ed'u kulle bir bi Her kısım insanı dünyada peşine gittiği imamıyla çağıracağız nevadirul usul çok nadir temel meseleler çok nadir o kitaptaki ilmi onu bir ders yapsan yani aklınız çıkar başınızdan kafaya kafanız tavana vurur hiçbir kitapta bulamazsın bir hadisi alır o hadisten bir girer onun tasavvufundan onun fıkhından onun şerhinden onun izahından laf lafa açar o asıl yani mesela 11. asıl 100. asıl böyle yüzden fazla baplar var büyük kitap şöyle kalın onu tercüme zor da biraz. Ama yani o ayetten bu mana nasıl çıkıyor? Bu hadis-i şeriften bu delalet nasıl çıkıyor? İşte hakim. Hikmeti verdik Mevla buyuruyor ya dostlarımıza. İşte hikmet sahibi. O kitap büyük kitap. Keşke tercüme edilebileceği veya ders yapılabilse. Hangisini yetiştireceğiz?